Artık uzunlukları tanımladık ve zamanı tanımladık. Bir metreyi nasıl ölçeceğimizi biliyoruz, zamanı nasıl ölçebileceğimizi biliyoruz. Bu bilgileri kullanarak artık nesnelerin hareketlerini incelemeye başlayabiliriz. Öncelikle ilk inceleyeceğimiz sadece nesnelerin hareketinin tasviri olacak, yani kinematikle ilgileneceğiz. Ve derslerimizde genelde yapacağımız gibi basit problemlerden başlayıp yavaş yavaş düzeyi daha karmaşık problemlere doğru taşıyacağız. Düşünebileceğimiz belki de en basit hareket, tek boyutta hareket dediğimiz hareket. Bir tren düşünebiliriz, dümdüz rayların üzerinde hareket eden. Ya da dümdüz yukarıya attığımız bir taşı hayal edebiliriz. Ya da uzayda, uzay boşluğunda dümdüz bir doğru boyunca hareket eden, ilerleyen bir uzay gemisini düşünebiliriz. Bunun hepsinin yaptığı hareket, düzgün, tek boyutta hareket olarak tasvir edeceğiz. Şimdi ilk yapmamız gereken nesnenin konumunu belirlemek, matematiksel olarak ifade etmek. Bunun için yapabileceğimiz en kolay, mesela bir örnek olarak treni düşünelim. Bir rayları da hareket eden, dümdüz bir raydaki bir treni alalım. Trenin nerede olduğunu belirlemek için yapmamız gereken tek şey bir referans noktası belirleyip, mesela burada bir rayımız olsun. Kendimi referans noktası olarak alabilirim. Trenin benden olan uzaklığını ölçtüğüm zaman trenin konumunu neredeyse kesin olarak belirlemiş olacağım. Şimdi tabii tren büyük bir nesne. Trenin hangi noktasının nereye olan benim olduğum noktaya uzaklığını ölçtüğümüze bağlı olarak uzaklık değişecek ama öncelikle bir noktayı seçmemiz lazım. Diyelim ki trenin en ucundaki noktanın benim şu anda aldığım buradaki referans noktasına olan uzaklığını ölçtüğüm zaman trenin konumunu neredeyse kesin olarak belirlemiş olacağım. Hala bir eksik bilgi var konumunu tam olarak belirlemek için. Şimdi benim bulunduğum referans noktasından diyelim ki trenimiz 5,0 metre ileride. Bana uzaklığı 5,0 metrede. Ama hala şu soru var. Bu yönde mi 5,0 metrede yoksa diğer yönde mi 5,0 metrede? Bunu da belirtmemiz lazım. Bunu belirtmek için yaptığımız genelde bir yönü artı yön olarak seçip diğer yönde eksi yön olarak belirledikten sonra eğer birisi gelip de size derse trenimiz artı 5,0 metrede derse eğer o zaman anlayacaksınız ki artı yönü burası olarak belirledim. 5,0 metrenin konumu orası, trenimiz orada. Eksi 3 metrede, 3,0 metrede diyecek olursa da o zaman da şunu anlayacaksınız. Eksi negatif bir sayı verdikleri için negatif yönde, bu yönde ve konumu da eksi 3,0 metrede. Eksi 3,0 artı eksi 0,1 metre diyelim hatta. Tabi bu artı eksi yönleri neye göre seçtim? Referans noktasını neye göre seçtim? Bu tamamen size kalmış, istediğiniz noktayı seçebilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Ama tabii bu noktaları artı eksi yönleri istediğiniz gibi seçebiliyorsanız, referans noktasını artı istediğiniz gibi seçebiliyorsanız, ben diyelim ki referans noktamız burası olarak seçtim, treni orada buldum. Dedim ki trenim artı 3 metrede. Bir başkası referans noktasını burası olarak seçti. Aynı trenin konumunu ölçtüğü zaman o zaman artı 4,0 metrede olarak görecek. Sırf sayılar farklı diye bu iki kişinin yaptığı ölçüm ya da iki kişinin belirttiği konumlar farklı konuma da trenin farklı konumda olduğu anlamına gelmiyor. Trenin konumu belli. Sabit trenin henüz trenin hareketine bakmadık. Değişen tek şey referans noktamızın farklı olması. Şimdi buradan yola çıkarak bir nesnenin konumunu belirtmek istediğimiz zaman dikkat etmemiz gereken şeyler. Bir, birimi mutlaka belirtmemiz lazım. Trenin konumu eksi 3,0 artı eksi 0,1 metre mi? Yoksa eksi 3,0 artı eksi 0,1 milimetrede mi? Bunlar her ne kadar sayısal olarak aynı görünüyor olsa da ikisi de artı 3 artı eksi 0,1. Birisi metre, öbürü milimetre. Tahmin edebileceğiniz gibi tamamen farklı konumları belirtecektir. Bir başka önemli olan nokta referans noktası mutlaka belli olmalı. Yani açıkça söylemiyor olsanız bile herkesin aynı referans noktasını anladığından emin olmanız lazım. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi referans noktasını burası alan biriyle referans noktasını şurası alan birinin belirteceği konumlar birbirinden çok farklı görünecektir. Oysa aynı trenin aynı konumunu belirtiyorlar. Bir başka önemli nokta hata paylarıdır. Özellikle sayısal değerlerle uğraşıyorsanız mutlaka hata paylarını belirtmeniz gerekir. Trenin konumunu ölçtüğünüz hiçbir alet size kesin bir değer vermeyecektir.
Birisi diyelim ki trenin konumunu siz ölçtünüz, 3.0 artı eksi 0.1 metrede buldunuz. Bir başkası trenin konumunu 2.8 artı eksi 0.3 metrede buldu. Her ne kadar sayılar farklı görünüyor olsa da bu iki ölçüm aslında birbiriyle tutarlıdır. 3 artı eksi 0.1 metrelik yaptığınız ölçümün size söylediği şey, trenin konumunun 2.9 metrede ya da 3.1 metrede ya da bunun ikisi arasındaki herhangi bir noktada olabileceğidir. Hiçbir ölçüm aleti size kesin bir değer vermez. Diğer ölçümse eksi 2.8 artı eksi 0.3 milimetrenin söylediği ise trenin konumu eksi 2.5 metre ile artı 3.1 metre arasında olduğudur. Bu iki ölçüm, ikinci ölçüm daha az hassas bir ölçümdür, birinci ölçüm daha hassas bir ölçümdür. Ama ikisinin de doğru olma ihtimali vardır. İkisi, trenin konumu ikisinde iki eşitsizliği de sağlamak zorundadır. Şimdi bunlara dikkat ederek trenimizin konumunu kesin olarak matematiksel olarak ifade etmemiz mümkündür.